Şimdi arkadaşlar konumuz peygamberler gelecek. Dünyada ilk. Şimdi arkadaşlar peygamber gelecek dediğimiz zaman adamlar bize deli diyor. Gelmeyecek diyorsun, tamam mı? Kabul ediyorum. Tamam, senin dini inancına göre peygamber gelmeyecek. Peki o zaman neden Allah dostu evliya ermiş eren Kutup Seyyid bunların peşinde neden geziyorsun? Orospu çocuğu. Yani şimdi imam, müftü, vaiz. Yani bunların peşinde neden geziyorsun orospu çocuğu? Yani şimdi arkadaşlar peygamberimiz Adem Nebi'dir. Yani son Nebi. Nebi demek gelecekten haber veren peygamber demektir. Sizin anlayacağınız dilde. Peygamber ne amına koyayım onu da zaten sonra anlatırım. Şimdi size anlayacağınız dilden anlatayım. Şimdi peygamberimiz gelecekten haber verdiğine göre gelecek bir olayı Mehdi'de haber vermiştir. Şimdi arkadaşlar Mehdi kesinlikle vahiy alacak, buna inanıyorum. Peygamberler vahiy alır mı bunu bilmem. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i gerçek mealini birisi size anlatırsa o otomatikmen Resul konumuna gelir. Yani sizin bildiğiniz peygamber konumuna gelir. İmam ise önder demektir. Yani imam diye zaten imam bir illa insan olmasına gerek yok arkadaşlar. İmam da zaten onlarla da karıştırmışlar yani sikmek için. Şunu anlatmak istiyorum. Resul Allah'tan aldığı vahyi bozmadan ileten varlığa denir. Bu insan da olur, melek de olur, Cebrail de olur. Eğer Kur'an'da olur. Doğru. Kur'an'da olur. Yani eğer arkadaşlar Kur'an'ın bozulmamış bir meali varsa o zaman siz o zaman Kur'an hem Resul hem imam olmuş olur. Ama şimdi Kur'an ne arkadaşlar? Bu da ayrı bir muamma. Her şeyi ters düz ettikleri için olay çok karışık. Yani şöyle şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mehdi geldiğinde Kur'an'ın gerçek mealini çıkardığında bu meale inananlar ve Mehdi'nin atayacağı kişiler direkt peygamber konumuna gelir ve öldürülemez arkadaşlar. Peki o zaman daha öncekiler neden öldürülüyor derseniz bozuk meyil arkadaşlar. Doğru meyille kimse kimseyi öldüremez. Anlatabildim yani. Şimdi mesela ben bir adam Kur'an dini anlatıyor. Gidiyor mesela Osmanlı veziriyim diye. Bu adam ölüyorsa, öldürülüyorsa demek ki gerçek Kur'an değil. Tabii burada bir hak çoğunluğu da var. Anlatabildim mi? Yani olaylar çok karışık. Tam izah
edilemiyoruz. Şimdi Kur'an nedir? Kur'an hala şu anda vardır arkadaşlar. Yeni Kur'an. Hakim olan Kur'an'dır. Kur'an zaten kaldırılamaz. Şu anda kitap. Bizim bildiğimiz yeni kitap. Elimizin altındaki kitap sadece geçersiz gibi geliyor. Yani şu anda. Biraz karışık oldu. Şimdi peygamber gelmeyecek diyor adam. Dediğim gibi saygı duyarım. O zaman neden orospu çocuğu seyredim diyor adam. Peşinde götümü yalıyorsun. Aman akutumun evladı adam vaizim diyor. Götümü yalıyorsun adam müftüyüm diyor. Götünü yalıyorsun adam seni cennete götürüyor. Vaiz götünü yalıyorsun aman akutumun evladı. Madem senin inancına göre peygamber geldi gitti bir daha peygamber gelmeyecek. O zaman neden müftünün götünü yalıyorsun amcık? Şimdi arkadaşlar böyle ben peygamberim ben Mehdi falan demeye çarpılırsınız. Yani onu da baştan söyleyeyim. Ya ben peygamber olabilir miyim Allah'a sorayım ben. Mehdi olabilir miyim Allah'a sorayım. Yarrağı yersiniz arkadaşlar. Bu işler çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Anlatabildim mi? Oyun oynayacaksınız. Gidin çocuk parkına. Kendinize iyi bakınız.